Artık yer elmasına hak ettiği değeri vermenin vakti geldi. Yer elması, görünüm olarak patates ve kerevize biraz da zencefile benzer. Diğer sebzelere oranla sofralarda kendine daha az yer bulan faydalı ve vitamin deposu yer elmasını bu bilgiler sayesinde daha yakından tanıyabilir, leziz tariflerinizde ona da yer verebilirsiniz. Yer elması nedir? Üzerinde yumrular bulunan bir kök sebzedir. Ayçiçeğgiller ailesinden gelir, yer elmasının bildiğimiz yumrulu yapısı toprak altında yetişen kısmıdır. Fakat yer elması bitkisinin tamamına baktığımızda toprağın üzerinde yaklaşık 1-2 metre boyunca uzanan ve sarı çiçekler açan bir bitki olduğunu görürsünüz. Bu bitki ve bitkinin üzerindeki çiçekler gerçekten birer ay çekirdeğine benzer. Yer elması çeşitleri arasında en çok bilineni ülkemizde ve Avrupa'da yetiştirilen çeşididir. Bunun dışında dünyada 200 civarında yer elması çeşidi olduğu da bilinir. Yer elması yemeklerimizde kullanım yoğunluğu açısından hak ettiği ilgiyi tam olarak göremez. Halbuki besin değeri bakımından oldukça zengin bir sebzedir. En önemli özelliklerinden biri nişasta içermemesidir. Bu da yer elması ve diyabet hastalarının yakın ilişki kurması gerektiği anlamına gelir. Yer elması şekeri düşürür mü sorusunu olumlu cevaplayabiliriz. Peki yer elması kilo yapar mı ya da yer elması zayıflatır mı soruları ise kilo vermek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardandır. Bu konuda size iyi haberlerimiz var. Yer elması zayıflamayı destekleyebilir. Çünkü kalorisi düşük bir sebzedir. Ayrıca kabızlık giderici ve hazmı kolaylaştırıcı etkisiyle bilinir. Şeker oranı da düşük olduğu için kan şekerini dengeler. Zencefil gibi metabolizmayı hızlandırıcı bitkiler ile kullanarak etkisi çok daha fazla artırılabilir. Bilinen alerjik bir etkisi görülmemiştir. Sindirim bozuklukları, kabızlık, ani kan şekeri düşmeleri yaşıyorsanız beslenme programınıza yer elmasını muhakkak eklemeniz gerekiyor. Normalden çok fazla miktarda tüketildiğinde kan şekerini düşürebileceği ve tansiyon hastalarının dikkatli olması gerektiği konusunda da uzmanlar bizi uyarıyor. Peki yer elmasının faydaları nelerdir? Hadi birlikte inceleyelim. Sağlık açısından yer elmasının faydaları saymakla bitmiyor. Halsizlik ve yorgunluğu azaltıyor. Nişasta içermez. Bu sayede şeker hastaları için bir ödül gibidir. Mide ağrılarını hafifletir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Romatizma ağrılarını hafifletir. Kansere karşı koruyucudur. Sinir sistemini korur. Stresin etkilerini azaltır ve sakinleştirir. Sindirim sistemini düzenler, kabızlığa iyi gelir. İdrar söktürücüdür. Yaşlanma etkilerini yavaşlatır. Yaraların iyileşme hızını artırır. Düşük kalorilidir. Zayıflamak isteyenlerin kilo vermelerini destekler. Yer elması, şeker hastalığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca kan şekerini dengeler. Yüksek A ve B vitamini içerir. Yer elması mevsimi sonbaharda başlar. Ekim ayında toprak altındaki yumrular yeteri kadar olgunlaşmışsa yer elması hasadına başlanır. Yemeklerde en çok kış aylarında kullanılır. Yer elması nasıl ürer diye merak ederseniz ekim için önce tohumluk üretilir. Yer elması tohumu olarak küçük yumrular tohumluk olarak kullanılır. Yer elması fiyat açısından da çok ekonomik bir sebzedir. Videomuzun yayınlandığı bu günlerde güncel pazar kilogram fiyatı da 5 TL'dir. Yer elmasını sebze olarak tüketmek istemeyenler için aktarlarda yer elması tozu satılmaktadır. Beslenme desteği olarak kullanılan yer elması tozu faydaları ve kullanımı açısından tercih edilebilir. Peki yer elması nasıl soyulur, nasıl yenir? Yer elmasının kalın kabuklu yapısı sebze soymayı sevmeyenlerin gözünü korkutabilir. Tıpkı kereviz gibi zor soyulan yiyecekler sınıfına girer. Fakat keskin bir sebze soyma aletiyle ya da bıçakla kısa sürede soyabilirsiniz. Yer elmasının kabuklarını soyduktan sonra nasıl tüketeceğinize karar vermeniz gerekir. Bu aşamada akıllara yer elması çiğ mi yenir ya da nasıl pişer soruları gelebilir. Yer elması salatası veya yoğurtla yapılan bir meze içinde yer elmasını çiğ olarak yiyebilirsiniz. Bu noktada yer elması gaz yapar mı sorusu da gündeme gelebilir. Bu konuda sağlık sorunlarınız varsa yer elmasını ve diğer benzer sebzeleri çiğ olarak tüketmemenizi tavsiye edebiliriz. Sert bir yapısı olmasına rağmen
kereviz ya da patatesten çok farklı bir pişirme süresi olmayan yer elması yemeği aslında çok ama çok lezzetli bir yemektir. Çeşitli tarifleri uygulayarak yer elması çorbası, yer elması püresi gibi yemekler yapabilirsiniz. Ayrıca zeytinyağlı yemeklerin içinde de lezzet bakımından oldukça yakışır. Sevgili izleyen, kanalımızda faydalı bilgiler kategorisinde yayınladığımız bu videolar bilgilendirme amaçlıdır. Belirlediğimiz konunun en belirgin faydalı özelliklerine, doğru ve etkili kullanım tavsiyelerine kolaylıkla tek bir videodan ulaşabilirsiniz. Video yayını alındıktan sonra zaman içerisinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. İlgili besinin ya da ürünün faydaları her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir zaman doktor teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Bilgileri uygulamadan önce alanında uzman görüşü almanızı tavsiye eder, aksi durumda oluşabilecek sorunlardan kanalımızın sorumlu tutulamayacağını önemli hatırlatırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.